Hoş geldiniz. Bugün size Shadow Fight 3'te Ürperici Parti'de büyük moda giriş yapacağız ve bugün şampiyonlar etkinliği gördüğünüz gibi geldi. Bir gün 10 saat kalmış şampiyonlar etkinliğinde gördüğünüz gibi. Bu etkinliğin hafta sonu geleceğini söylemiştim. Duel'le sonda açmak 15 puan, standart takviye paket açmak 50 puan, premium paket açmak 300 puan. Galiba bu bizim SS premiumlarda geçerlidir diye düşünüyorum. Efsanevi takviye paket açmak 400 puan etkinlik modunda sıradan da yani normal modda oynarsanız 1 ile 6 puan arası veriyormuş. Büyük modda oynarsanız da 7 ile 42 arası puan veriyor gördüğünüz gibi. Bir girip oynayacağız bakalım neler olacak. Bir de bizim SS Premium paketi açma şansımız var büyük modda. Acı veren kabusla oynayacağım. Bir önceki videoda Shadow Fight 3 videosunda kanalda paylaşmıştım. Birçok kişi dedi ki eski video mu bu? Kardeş eski video değil, bir önceki etkinlikte yapmış. Bir önceki etkinlikte 27 tane şans panosu açıp 9 tane de SS Premium açtım. Bir arada bazı paketler var. Onların videosunu çekmişim yani eski değil, yeni video yani. 300 zümrüt vererek bir tane bilet alalım. Aslında bir yerden bana bir bilet gelir de. Ben şu anlık bir tane alayım bari. Ürpertiş Parti'ye büyük modda giriş yapalım. En sonda zaten SS Premium açacağız. Onunla beraber bakalım kaç puan toplayacağız, onu da en son göz atarız. Birinci round. Baron'la bakalım neler olacak. Şimdi bacaktan saldırdık. Güzel. Yere dışı. Oo, ama bu ilk round olması iyiydi be. Zaten bizim acı veren kabusumuz onu yavaş yavaş canını tüketecek. İlk roundda şu özellik gelmeseydi, ikinci, üçüncü roundlarda gelse daha güzel oldu. Mükemmel. Enfeksiyon. Enfeksiyon ikinci, yani diğer ilerleyen zamanlarda gelse daha güzel olurdu. Başta enfeksiyonla oynamak, yani enfeksiyon olması iyi olmadı açıkçası. Baran ikinci mükemmeli atıyoruz. İkinci round çok sağ ol. Kin takınmaya çalıştım. Evet, ikinci mükemmeli de aldık. Hayat çeşmesi. Yetenekli dövüşçü. Lady Karanlık'la dövüşeceğiz. Lady Karanlık'ın taktiğini bilmediğim için şöyle genelde bacaktan gidelim. Şöyle silahını da düşürdük. Orada ne oluyor? Sürekli can basma da açılıyor ha. Mükemmele biraz yakınız gibi de. Emin değilim mükemmeli alıp alamayacağımız kadar almamışız zaten. Vurmuş bize, hiç canımız gitmemiş ama yine de vurmuş. İkinci round. Şu an kolay olduğu için ben gölge özelliklerini kullanmak istemiyorum. Sakin devam edeceğim. Eğer sıkıştığım zaman köşeye meşeye. Ondan sonra kullanırız. O zaman kullanırız. O tam bana vuracaktı. Bak. Bak bak. Bir şeyi riske atmak istemiyorum. Mükemmel almak istiyorum. Onun için sana gölge özelliğini açtım. Yani olmasaydı, mükemmel olmasaydı 150 jeton aldık. Devam. Galip maratonunda ilerleme var. Onlara en son bakarız maratonlara. Şampiyon maratonundan da ilerleme var. Acaba bir baksak mı? 7 ile 42 2 roundda acaba her roundda galibiyete veriyorsun. Mükemmel olur ya. Mükemmel olur. Başka bir şey demiyorum. Onu şu Vampir Lord'u yendikten sonra bakacağım. Eğer 42'yi verdi mi vermedim yoksa nasıl veriyor onu da bakacağız. İlerleme geldi ya, ondan bir bakasım geldi bir de şampiyonadan. Hadi be. Şampiyonu 2 gün içinde tamamlayabilirsek zaten şey var. Siz söyleyin. 10 puan verecek diğer ilerleme için. Set ilerlemesi için. Maratonlar tamamlamadığın sürece ödül vermeyecek ya. Bir garip, bir zorlayıcı. Bir önceki maraton, bir önceki etkinlik sizi bonkör davranıyordu. Bu etkinlikse size bonkör davranmıyor. Öyle bir şeyler. Oh. Çok sağlam vurdu. Yanlış yaptık. Şunu bir kullanıyoruz. Şimdi tekrar dönerek. Şunu da ağzın ortasına. Şimdi bayağı bir sıkıştık. Güzel. Ama bunu yapması iyiydi. Ya parlama özelliğini seveyim değil mi? Bir gider misin artık? Az kalsın alacaktı ya. Hadi be, yine yaptı ya. Vuruyor, seslemletiyor, kapıyor bizi. Şimdi. Hadi ben yuvarlanamadım. Çok sağlam vurdu.
Hadi be, buradan almamız zordu yani. Evet, acı veren kabusla ilk dövüşümüzü Kambi diyoruz. Geçen Kambiçici setinden daha rahat gitmiştik. O setin adını da söyleyen olmuştu yorumlarda, yanlış değilse, ama setin adını unuttum. Acı veren kabus. Geçenki o paket açma videosunun dakikasında bir tane ye vardı. Artık yoruldum dedim. Yapmayacağım. Devam etmeyeceğim dedim video dışı. Ben de dayanamadım. Ettim. Ve sonuç olarak hadi. Sonuç olarak orada tam set acı veren kabus verdi. Acı veren kabusu da kullanmamı isteyenler vardı yorumlarda. Kullanmış olduk. Şimdi şampiyon maratonlara bir bakalım bence. Ortaya gelmişken. Şampiyona da 42. Bir dakika. 0 42 vermiş bize ama niye göre 42 verdi? Etkinlik dövüşü kazanmak büyük modda 42 diyor. Biz 3 dövüş yaptık. 42 verdi. Galiba 2 kere boss'ta kapışacağız. Toplamda 84 verecek galiba, anlaşılan. Yetenek, oho, bayağı bir özellik yazdı. Vampir avcısı. Bakalım vampir avcısında ne yapabileceğiz? Şimdi vampir avcısı eğilerek gidiyorum. Şimdi güzel köşeye sıkıştırdık. Lanetin gelmesi. Güzel, lanet gelmeden vurduk da. Bunun can doldurması bizim biraz canımızı sıkmıyor değil. Lanet gelecek şimdi. Bir saniye kala mı bastık? Bizimki de can dolduruyor şu anda. İkinci round. Hadi bakalım ikinci roundda neler olacak? Bu noktaya kadar geldik. Şimdi bu atıcı atar mı? Atıyormuş. Güzel, güzel. Güzel. Tutuk dağıtmamız da çok iyi oldu. Mükemmel. Oyun vermese bile ben mükemmeli veriyorum bu dövüşe. Verdi, oyun da verdi. Mükemmel ya, vampir avcısını çok rahat hallettik bu sefer. 100 mücevheri de kaptık. Şampiyonadan bir ilerleme daha var. Bir daha bakalım şampiyonaya. Şampiyona 70 puan oldu. Demir 42 idi kardeş. Hızlı yükselmeye başladı artık galiba. Dayanıklılık testi varmış. 60 saniye. Ha, ölmememiz lazım burada galiba. Yani ölmememiz mi lazım? Aynen, ölmememiz lazım. Rakibin canı gitmiyor. Sen oraya şeyi kur. Ben de şunu sana atayım. 60 saniye dayanmamız lazım. Tek roundmuş. Yani burada kaçma taktiğini kullanacağız. Ne saldırırsak bir işe yaramayacak. Onu oklarla bari uyarlayayım derken okun süresi. Hadi be ya, kaçamadık. Hadi be, ıskaladık. 8 saniye kaldı. 3, 2... Sana bir ok göndereyim. Eğildin be. Evet. Bu round biraz kolay gibiydi. Galip maratonu. Ölümsüz Lord'a karşı geldik. Vampir falan filan bir sürü özellikler açıktı. Bakalım bu özelliklere karşı nasıl bir dövüş olacak. Zorlayıcı bir dövüş olması bekleniyor. Bakalım acı veren kabusta bunu yapabilecek miyiz, görüyorsunuz. 6 saniye kuralı bunda da var. Can doldurma. Ha, bizde açılıyor. Tamam, sıkıntı yok. Son anda. Az kalsın. Geliyordu. Lanet gelmesi diyordu. Evet, bu ilk round biraz kolay gibi geldi. Ama ilk roundlar genelde kolay olur. Sonraya doğru açılıyor rakipler. Bakalım ikinci roundda ne gibi olaylar bizi bekliyor. Biz direkt riske atmamak adına şu gölge özelliklerini basalım mı? Yani direkt şöyle bir saldırı. Şöyle bir ağzın ortasına. Şu okları. Şöyle bir uzaktayız ama uçarız. Tekmelerle bir tane saydırır mıyız? Şöyle bir vuramadık, yetişmedi. Hadi be. Gidiyordu. Yine lanet gelmeden. Evet, 3. round. Son round. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Bu arada set önerileriniz varsa yorumlara yazın. Onlarla da deneyebiliriz derken 3-0. Hadi ya.
3-0 alacağız derken video bitiriş yapar gibi konuştum ve sonrasında adam bana iki hareketle indirdi beni. Yani kolay değilmiş, kolay değilmiş, kolay değilmiş. Şimdi o zaman silahımızı düşürmeden bunu almamız lazım. Yani bu çok saçma bir ölüm oldu. Çok saçma bir ölüm oldu. Hala bir şey diyeceğim. Ya buradan oyun mu verilir ya? Buraya kadar güzel gelmiştik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Ağzını kırdım. Vampir Lord'u. Şu kelimeyi kullanmayayım. Kullanmıyorum dedim. Yine kullandım ya. Hadi arkanda tut. Gel bakalım. Gel. Bu yani bu. Bu. Biz zorla mükemmele de alıyoruz yani bu yani. Adam var ya bitiriş yapar gibi konuştuk bazı ağzımıza bir koydu. Reklam izler 75 veriyor. Şu Assist Premium'u da açalım, onu da sayıyorsa çok güzel olacak. Saymasını bekliyoruz. Çünkü paket alma şansımız yok. Paketlerimiz yok. Geçen bir bölümde yani geçen şeyde çok güzel paketler açıyorduk. Ed Miferi'ni de denk getirdik. Güzel devam. Paket maratonu varmış. Karlı maraton hepsine faydası oldu. En sona rastgele tam set veriyor. Şimdi şu ödülü bir talep edelim. Şimdi şunu devam. Anahtarlar. Sandıkları açtığımız zaman bir faydası olacak bir maraton yok ya. Şunu da alalım. Karlı maratondan da ödüllerimizi alalım. Bir bilet yok hala. Bir sürü sandık anahtarımız birikti ha. Şimdi hatta sandık anahtarlar geçen videoyu izleyenler komple bilirdir. Orada bir tane biletimiz geldi. Orada gösterdim zaten sandık anahtarların sayısını. Hatta sandık anahtarların tekrar sayısını görünce eski video olmadı anlayabilirsiniz. Taktım ben, eski değil o video. Zaten kararlılıktan görmeniz lazım. Nasıl eski video? Kararlılık göstermedim o videoda ben hiç. Gözüktü yani, kararlılık da gözüktü o videoda. Niye eski muhabbetine takıldık ben de anlamadım. Görüyorsunuz deli. O 300'e yakın altın anahtarımız var. 400 şey veriyor. 25 kere yapmam gerekiyormuş bunu. Günlük görevler de geliyor anlaşılan. Neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi, bir kısa alacak takılın. Hoşça kalın. Bay bay.